Değerli izleyenler, Medine Recepbayeva ve Şevval Çakmak karşı karşıya gelecekler SA Fighting Championship'te. Gecemizin ikinci maçına doğru geçiyoruz değerli izleyenler. Bir yanda Medine Recepbayeva, karşısında Şevval Çakmak olacak. İşte sporcuların tartılarından görüntüler de ekranlarımıza yansıyor. Yüz yüze geldi Medine ve Şevval. Gece öncesinde ve bakalım ringde karşı karşıya geldiklerinde neler olacak? Heyecan dolu bir maç bizleri bekliyor SA Fighting Championship'te. Evet değerli spor severler, önce mavi köşede 52 kilogram ağırlığında, 18 yaşında, 1.60 boyunda, profesyonel kariyerinde 6 maç yaptı. 6'sını da kazandı, 2 kez nakavt etti rakiplerini. Antrenörlüğünü Erhan Ölüç yapıyor. Dudullu Kickbox Akademisi'nden ona Perfect Fighter, müthiş dövüşçü diyorlar. Türkmenistanlı sporcu Medine Recepbayeva. Ve rakibi kırmızı köşede, ev sahibi Eskişehirli sporcu, 52 kilogram ağırlığında, 22 yaşında, 1.64 boyunda, profesyonel kariyerinde 2 maç yaptı ve ikisini de kazanmayı bildi. Antrenörlüğünü ve menajerliğini dünya şampiyonu hocamız Seda Duygu Aygün yapıyor. Dynamic Gym Eskişehir'den Black Angel, Kara Melek diyorlar ona, Şevval Çakmak. Değerli spor severler, 3 round'dan 3 dakika izleyeceğimiz mücadeleyi hakemlerimizden Sayın Ayfer Yapıcıoğlu yönetiyor. Ayfer Yapıcı Hoca karşılaşmayı yönetecek değerli izleyenler. Medine Recepbayeva ve Şevval Çakmak karşı karşıya gelecekler. Erdin Hocam, tabii ki Şevval ve Şevval'in köşesi gayet yakından tanıdığınız bir köşe. Neler söylemek istersiniz bu maçla ilgili? Evet, bir çetin mücadele başlamak üzere. Her iki sporcuya da başarılar diliyoruz. Kazasız belasız müsabaka olsun istiyoruz. İnşallah. Tabii ki profesyonellikte malzeme giyimi söz konusu olmadığı için kavallıklarda sakatlıklar olabiliyor. Bu sporcularımız az önceki anlatmış oldukları sayı, maç sayılarına bakılacak olursa tecrübeli sporcular. Tabii ki biz bunların bu arada hızlı başladık hocam. Evet, her ikisi de denk, fizik olarak da denk, kilo olarak da denk. Bazen sıkletler aynı olsa da fizik biri küçük biri uzun, yani biri uzun biri kısa olabiliyor ama tabii. Şu anda çok harika bir müsabaka izliyoruz. Kesinlikle öyle. Beyaz kıyafeti ve beyaz eldiveniyle Medine Recepbayeva, siyah kıyafetleri ve siyah eldivenleriyle Şevval Çakmak karşımızda. Koşullarını maçın başına gayet iyi kullanarak başladı Medine ama Şevval de özellikle middle kickleriyle birlikte birazcık daha dengeye getirdi, ortaya getirdi. O ilk baştaki şoku atlattı. Rakibi biraz daha bastırıyor ama Şevval'in de burada kontra fırsatları var. Kendisi de bunun farkında, zaten kullanma çabasında olacak. Tekmeler geldi karşılıklı. Yumruklarını kullanmak istedi. Burada Medine Recepbayeva boksunu, düz boksunu biraz daha fazla devreye tutmak isteyecek gibi gözüküyor bu maçta Türkmen sporcu. Evet, sporcuların bu ilk roundları kendilerini tanıma, oyun kurma dediğimiz taktik oluşturma roundu. Burada bütün varlıklarıyla birlikte ne bilgi edindiyseler teknik olarak, kondisyon olarak ortaya koyuyorlar. Tabii kondisyon deyince ikinci ve üçüncü roundlarda esas kondisyon ihtiyacı. Şu anda heyecandan enerjilerini ortaya koyuyorlar. Heyecan kontrolü. İlk round heyecan kontrolü, oyun kurma. İyi bir sol çıktı. Hocam, bahsettiğiniz gibi yani profesyonel tecrübesi olan sporcular ama çok da genç sporcular. Medine 18 yaşında, Şevval 22 yaşında. Henüz daha kariyerinin çok başlarında aslında sporcular burada. Böyle arenalarda seyircilerin önünde, kameraların önünde, ışıkların altında dövüşmeye alışmaları da gerekiyor tabii ki. Elbette ama ki. İlk roundun ardından evet. O kelebekler biraz daha kaybolacaktır diye ben de tabii, tahmin ediyorum. Tabii ikinci roundda daha mantıklı hareket edecekler. Çünkü köşelerindeki hocaları neyi eksik yaptıklarını söyleyecek. İşte bunu başarabilen sporcu başarıya daha yakın oluyor. Tabii iki de çok önemli köşe var. Bir tarafta Erhan Ölüç, diğer tarafta Seda Duygu Aygün. Onlar da sporcularını ikinci round'da tamamen hazır hale getireceklerdir. Medine'den çok iyi bir sol kroşe daha geldi. Şu ana kadar kroşelerini çok etkili kullandı Medine Recepbayeva. Bir low kick. Sol high kick de çıkardı Medine Recepbayeva. Şimdi bir Superman yumruğuyla geldi. Gitti Şevval'in üstüne. Şevval
rakibini oradan uzaklaştırmayı başardı. Tabii müsabakalara hazırlanırken de sporcular böyle salonun içerisinde kızlı erkekli müsabaka yapıyorlar. Dolayısıyla oradan edinmiş oldukları tecrübe, yani son günlerde çok maçı yaptıysalar müsabakada burada da çok güzel bilgilerini, tecrübelerini, tekniklerini gösterebiliyorlar. Evet, ilk raundun sonuna geldik değerli izleyenler. Daha net isabetler Medine Recep Ayava'dan geldi karşılaşmanın ilk raundunda, ama daha iki raundumuz var. Neler olacağını göreceğiz. Hocam, bahsettiğiniz gibi bir yandan izleyicilerimiz de tekrar görüntüleri izliyorlar. Şu anda ilk raundan Grand Clan'a bir round başlangıcı oldu özellikle. Sizin de bahsettiğiniz gibi aslında antrenmanlarda ne yaptığınız, orada ne edindiğiniz, ne kazandığınızın burada artık ringe yansıması sınavı gerekiyor. Gibi. Tabii. Üniversite sınavı gibi. Evet, hazırlık yapıyorsunuz, kurslara katılıyorsunuz. Sonra da gün geliyor, sınav oluyorsunuz. Onların da sınavı bu. Tabii sınav hayat boyunca hiçbir zaman bitmiyor. Burada şu anda sportif bir sınav var. Bu sınavlar içerisinde tecrübe edinmiş olan kırmızı köşeli sporcu Şeval Çakmak önümüzdeki aralığın 14'ünde Hamburg'da yapılacak olan bir organizasyona dövüşçü olarak katılacak. Burada da iyi bir tecrübe edinmiş olacak. Bakalım sonuç nasıl olacak. Hocam, bahsettiğiniz gibi sınav örneği çok güzel. Çünkü ne kadar zeki olsanız bile çalışmadan ÖSS'ye girseniz başarı elde edemezsiniz. Bu da aynı şey. Ne kadar yetenekli olsanız dahi iyi bir çalışma, iyi bir kamp dönemi burada başarı getiriyor. Ring sporlarında, özellikle tabii ki kickboksta diyelim ve ikinci roundumuza doğru geçelim. Evet, oyun kurmak isteyen aslında Medine. Diğer savunmada kaldığı için sporcumuz biraz pasif durumda. Ya kontra çok fırsatları da var hocam. Onları da görüyor aslında ama tam değerlendiremedi şu ana kadar. Medine birazcık daha sakin, birazcık daha soğukkanlı, sert bir middle kick. Tam kaburgalara doğru isabeti buldu. High kickle sağıyla bu sefer. Çeneye doğru çıkmak istediklerinde sağ kroşe denemesi. Bunu biraz savuşturdu ama bir diz aldı arada Şevval Çakmak. Sessiz eldiveni sil. Fight. Evet, genç kızlarımız yeter ki bu türlü ring sporlarına önem versinler. Tabii bunların yönünü açan, ufkunu açan çok uzakta değil yakınım kızım. Bu televizyon yayınlarında ilk dövüşen sporculardan. Tabii ki. Onu rol modeli alarak antrenmanlara katılan, salonlara kayıt olan birçok genç kızımız var. İşte görüyoruz, burada da bir örneğini görüyoruz. Ne kadar güzel. Tabii ki kickboksu herkes sevecek diye bir şartımız yok. Kickboks bir realite. Bütün dünyada yapılan, biz bunların kuruluş aşamasından bu yana yaklaşık tam 30 senedir içindeyiz. Hem yönetici olarak hem de kurucu üye olarak insanlara, gençlere köşelerden, kahvelerden, sıkıntılardan, streslerden uzaklaşmaları için antrenman yapmalarını istiyoruz. İlla ki böyle yarışmacı olmak zorunda değiller. Kickboksun antrenmanları da çok özel. Çok kesinlikle, güzel. Tabii bütün ki. Türkiye'mizde çok güzel salonlarımız var. Hocalarımız çok değerli. Dolayısıyla içinden gelen sporcular da bu türlü fırsat buluyorlar ve yarışmaya katılıyorlar. Medine iki tekme denedi. Tam isabeti bulamadı istediği gibi. Şimdi Şevval bir diz aradı. Biraz daha hata geçmesi gerekiyor Şevval Çakmak'ın. Hocam, bahsettiğiniz gibi zaten bunu ülkemizde çok yakın zamanda uygulamalı da gördük. Özellikle genç kızlarımız televizyon ekranlarında ringde dövüşen kadınları, kızları gördükleri zaman çok daha büyük heves ediyorlar bu işte ve çok ciddi bir fırsat buluyorlar. Şimdi olimpiyat oyunları var bir yandan, biliyorsunuz şu anda ve Tokyo'daki 3 yıl önceki olimpiyatlarda hem Buse Naz Çakıroğlu'nun hem Buse Naz Sürmeneli'nin gösterdiği başarı da birçok genç sporcumuz aslında boksa, kickboksa, dövüş sporlarına teşvik etmişti. Buse Naz Sürmeneli maalesef bugün çeyrek finalde mağlup oldu. Üzüntüdeyiz bu yönde, evet. Yaklaşık bir saat sonra da Buse Naz Çakıroğlu'nun bu arada maçı var. Hatice Akbaş çok iyi ilerliyor. Keza judoda, tekvandoda sporcularımız var. Olimpik sporlarda, olimpik dövüş sporlarında da, mücadele sporlarında da sporcularımız var. Keza işte profesyonelde de şu anda gördüğünüz gibi çok değerli sporcularımız ringdeler. Umarız ki bunu izleyen, bu yayını izleyen her genç kızımıza da bu bir ilham kaynağı olur. Tabii. Umarız ki bir ucundan bu işin tutma şansları da olur. Çünkü hakikaten çok önemli değerler üretiyor Türkiye'nin sporlar. Evet. Yani ülkemize 1960 yılından bu yana öncelikli olarak judo, daha sonra 68-69 yıllarında tekvando,
ve aynı eş zamanda karate branşı ülkemize girdi. Eskiden judo, karate ve tekvando federasyonu olarak 3 ayrı spor dalının birleşmiş olduğu bir federasyon vardı. Evet. Hatta güreşi de katabiliriz. 4 taneydi. Sonra judo, tekvando ve karate kaldı. Sonra hepsi müstakil oldu ve şimdi her biri olimpiyatlarda, olimpik spor olanlar, bizim kızlarımız, bizim gençlerimiz, delikanlılarımız, enerji dolu insanlarımız bizim için, Türk bayrağı için olimpiyatlarda yer alıyorlar. Allah yardımcıları olsun. Umarım iyi derecelerle önümüzdeki günlerde iyi derecelerini duyarız. Umarız hocam öyle. Gerçekten de öyle. Karate'de bu arada tabii ki Tokyo'da çok büyük başarı elde etmiştik ama o tek olimpiyat için programa giren bir spordu orada. Ama onları da atlamamış olalım. Ve üçüncü roundumuza geçelim. Medine Recep Bayeva, Şevval Çakmak karşılaşmasında. Tabii ki bu arada Muay Thai Federasyonumuzu ve onların sporcularını da bir anmadan geçmek olmaz. Onlar da dünya oyunlarında özellikle bizleri temsil ediyorlar. Hakikaten çok önemli bence bir ring sporları temeli olan bir ülke Türkiye. Umarız daha fazla genç sporcumuz da buralarda bizleri temsil eder. Şevval bir sol direkt uzattı. Çok harika. Evet, şimdi ben şundan da bahsetmek istiyorum. Bizim aramızda bulunmayan Kickbox Federasyonu Başkanımız Sayın Salim Kayıcı buraya gelecek yerde ancak Adıyaman'da Siyah Kuşak dans sınavları olduğu için, orada topluluk daha fazla olduğundan dolayı affını iletti. Dolayısıyla keşke bu aramızda olabilseydi. Kendisine saygılar sunuyoruz. Saygılar Salim Başkanımıza da. Üçüncü raunda Medine Recep Bayeva'nın aktifliği hiç azalmadı hocam. Azalmadı. Tempo devam ediyor. Onun tecrübesinin bir kalem üstü olduğunu gördük hep beraber. Görüyoruz da. Evet, Şevval'i de birazcık geri adım atmaya zorluyor açıkçası burada. İstediği gibi vites yükseltemedi Şevval Çakmak şu ana kadar. Güzel bir kombinasyon Medine Recep Bayeva'dan. Sporcularımız kaybederken de birçok şey kazanıyorlar. Bu kazanç çok önemli. Nerede hata yaptıklarını bilirlerse daha sonraki müsabakalarda donanmış olarak ringe dönerler. Hocam şey derler sana, ya kazanırsınız ya öğrenirsiniz derler. Her tabii ki böyle hani iyi sonuç almadığınız maçlar bile hep bir öğrenme tecrübesidir, fırsattır. Genç sporcularımız için de kesinlikle öyle. Medine'nin yumruklarıyla yıldı diye düşünüyorum. Öyle görüyoruz değil mi? Evet hocam, yani son bir dakikaya girdik artık. Şevval bir nakav çıkartamazsa maç Medine'ye gidiyor gibi gözüküyor şu anda. Bakalım ama son dakikalar, son saniyelerde ne olacak Medine'den? Yine iyi bir boks kombinasyonu A2 bağladı. Tabii ki her an bir darbeyle bitebilen bir spordan bahsediyoruz. Son gonga kadar asla sonuç belli olmaz, kesinleşmez. Ama üstünlük Medine Recep Ayeva'da. Middle kick gayet iyi geldi. Sağ kroşe savurdu Medine. Sol high kick. Bir Superman yumruğu daha geldi sağıyla. Ne kadar odaklanırsanız odaklanmayın, eğer ki yeterince bir performans elde etmediyseniz sonuçta mücadele hırsınız da sınırlı oluyor. O da tabii ki bir yere kadar. Bahsettiğiniz gibi mücadelemiz sona erdi değerli izleyenler. 3 round izledik. Metin Recep Bayeva çok önde gözüküyor ama tabii ki hakemlerimiz karar verecekler karşılaşmanın galibine. İşte karşılaşmadan yavaş gösterimde görüntüler de ekranlarımıza yansıyor. Medine'nin boksu, yumrukları özellikle birazcık sindirdi burada Şevval Çakma ama Erdin hocamın da bahsettiği gibi bu zaten bir öğrenme tecrübesi olacak. Maçın içinde söylemiştik, aslında çok genç iki sporcu karşı karşıya geldi. Kariyerinin daha başında iki sporcu karşı karşıya geldi burada. Buradan gereken dersleri çıkarıp kazanırken de kaybederken de ardından sonraki maçlara, hayatınızın, spor kariyerinizin sonraki dönemine daha iyi hazırlanmak burada en önemli nokta olacak. Evet. Tüm sporcular ders çıkartmalı. Kayıpların neden kayıp olduğunu, nerelerde hata yaptığını tespit edecek, onları dolduracak, ondan sonra tekrar gelecek ringe. Hakemlerimizin 3-0'lık skor kararıyla izlemiş olduğunuz mücadeleyi kazanmayı bildi. Mavi köşe Medine Recep Bayeva ve Medine'nin kupası takdim ediliyor. Efenaz Lojistik adına Sayın Alparslan Çil Beyefendi tarafından
Ve yine bir diğer kupayı da Ganyan Sports Arena adına Sayın Oğuz Şenol takdim ediyor. Evet, Şevval'e takdim aldık. Toplu fotoğraf alıyoruz. Sonra Medine'yi röportaj için arka tarafa uğurluyoruz. Evet değerli izleyenler, Medine Recep Bayeva net bir galibiyet aldı burada. Şevval Çakmak karşısında. Evet, şimdi hatıra fotoğrafları da çekildi. Öncelikle Erhan Arıç hocama çok teşekkür ederim. Buralara onun sayesinde geldim. 10 yıldır sabırla bütün emeklerimizi onunla birlikte yaptık. Ona gerçekten çok teşekkür ederim. Buradan tüm aileme, anneme, babama ve kardeşlerime çok sevgiler gönderiyorum. Sizi seviyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, röportajı da dinledik. Erhan Ölüç'ün sporcusu Medine Recep Bayeva burada karşılaşmayı kazandı. Değerli izleyenler, tabii ki hocasına da burada kendisi teşekkürlerini iletti. İşte karşılaşmadan görüntüler de ekranlarımıza yansıyor. Medine Recep Bayeva net bir burada galibiyet aldı. Şevval Çakma ve köşesindeki tabii ki değerli sporcumuz, hocamız Seda Duygu Aygün'e de bir kez daha buradan tebriklerimizi iletelim. Daha iyi olacaktır. Şevval Çakmak.